Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Bölümde Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren bizlerle birlikte 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı konuşacağız. Talepler, istekler neler, eksiklikler neler ve yapılan çalışmalar, atölye çalışmalarına benzer güzel çalışmalar da yapıyorlar. Hatta onlardan bir tanesi de geldi bana şimdi. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok güzel iki tane mum göndermişler bana. Orada çalışan, buna emek veren tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Öncelikle onlara bu teşekkürlerimi, sevgi ve selamlarımı göndermek istiyorum. Kullanacağımdan emin olabilirsiniz. Bayıldım mumlara çünkü. Ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii pek çok şey konuşacağız ama öncelikle başkanımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Büşra Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz, yoğunuz. Bugün özel günlerimizden, haftamızdan evet. Birisi. Tabii ki kendimizi belirtmemiz için, isteklerimizi sunmamız için bir fırsat. Biz de teşekkür ederiz bize bu fırsatı verip bizim sessiz çığlığımıza ses olduğunuz için her zaman zaten bizim yanımızdasınız. Sizin nezdinizde bütün Altaş camiasına, engellilerimiz adına, camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz kırmayıp geldiğiniz için. Şimdi tabii ben ilk önce bu farkındalık günlerinden, haftalarından başlayalım istiyorum. Şimdi bugün itibariyle bir hafta başladı, Engelliler Haftası. Böyle farkındalık günleri neden önemlidir sizin nezdinizde? Tabii ki çok önemli çünkü bugünlerde insanların empati yapması daha kolay oluyor. Bizim sesimizi sizler dolayısıyla basında yer alıyor. Bütün mesela bizim... Başta genel merkezimiz İstanbul'da olmak üzere Sayın Başkanıma Şükrü Boyraz'a buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. 68-70 ilde de temsilciliklerimiz var, şubelerimiz var. Hep orada bugün bu hafta içinde bütün arkadaşlarımız, başkanlarımız, yönetimlere kendilerimizi, isteklerimizi belirtmek için bir gün çeşitli etkinlikler hazırlıyorlar. İşte engellerimizin sıkıntıları olsun, yaptıkları etkinlikler olsun, işte tiyatrosu olsun, halk oyunları olsun bunları gösteriyorlar. Ve insanlar biraz daha tabii ki bir 5 dakika düşünme fırsatı oluyor en azından. Empati yapma zamanı oluyor. Sıkıntılarımız varsa sayın büyüklerimizin en azından bizi daha çok önemsemeleri gerekiyor ve de oluyor bazen. Geri dönüşler oluyor tabii ki. Sıkıntılarımızı anlatmak için çok güzel günler bunlar tabii ki. Güzel yani. Tabii 81 ilde faaliyet gösteriyorsunuz dernek altında yani şube evet. olarak sizler de yapacaksınız. Peki bugün Ordu'da neler yapılacak? Hangi etkinlikler var? Bugün Ordu'da ilk defa bizim 16 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığımızda temsilci askerliğimiz oluyor her yıl. Bu yılda var. Biz de 16'sında olacak ama bugün saat 1'den sonra burada sizin de kanalınızda onlara da duyuralım. Bütün gönül dostlarımızı bekliyoruz. 5 askerimiz var üyelerimizden. Onlara asker kınası yapacağız aileleriyle beraber. İşte katılmak isteyen arkadaşlarımızla beraber. Sayın Müftümüz de katılacak sağ olsunlar. Önce Kur'an tilaveti ondan sonra işte onlara eğlence düzenlemeyi düşünüyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Bugün o var. İşte salı günü. Sayın Valiliğimiz ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla beraber hazırladıkları Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde bütün ilçelerden gelen engellilerimizin yaptıkları ürünler orada sergilenecek. Bizde mumlarımız var. Gibi. Biz evet. orada standımızı sağ olsunlar. Bize de stand verecekler. Biz de orada kendimizi göstereceğiz. Yani onun gibi ve işte... Ordu Büyükşehir Belediye'mizin kültür otağında salı akşamı yine yemeğe var. Engelli kardeşlerimizle vereceğimiz aileleriyle o var. Cumartesi günü işte 18'inde Sayın Valimizin de katılacağı Uzungöl, Ulugöl, Gölköy Ulugöl'e gideceğiz. İnşallah Sayın Başkanımız, Gölköy Belediye Başkanımız Fikri Ulu'dan misafir olacağız. 50 aileler katılımıyla, engelli ve ailelerin katılımıyla. Yani güzel bir gün şeylerimiz olacak, etkinliğimiz oluyor yani tabii ki. Dolu bir hafta dolu. Sizleri bekliyor. Evet, evet daha birçoğu da var yani. Evet.
Özellikle temsili askerlik törenine bir daha değineceğim ben, geri döneceğim şöyle bir. Geçtiğimiz senelerde de yaptınız. Peki böyle etkinlikler özellikle o kardeşlerimiz açısından nasıl gidiyor? Geçtiğimiz yıllara baktığımızda nasıl değerlendirdiniz? Etkileri nasıl oldu? Tabii aileler için çok buruk oluyor, sevinçli oluyor. Onlar da bir haklı gururunu yaşıyorlar evlatlarının. Çünkü askerlik yapmaları mümkün olmayan yavrularımız var. Onlar sabah mesela... İl Jandarma Komutanlığımızca ağırlanıyorlar, sabahtan başlıyor, işte tıraşları oluyor, işte beraber asker kardeşleriyle zaman geçiriyorlar. Yani bir günde olsa o gururu yaşıyorlar. Ailelerimiz de çok mutlu bu konuda. Çok memnun oluyorlar. Çocuklarının o hallerini görmek onları da mutlu ediyor. Biz de mutlu oluyoruz. Onların sevincini paylaşıp mutlu oluyoruz her zamanki gibi. Üzüntülerini paylaşıp azalttığımız gibi. Güzel oluyor yani. Güzel etkinlikler oluyor. Bu evet. 10-16 Mayıs'ta da çok güzel, yani engelli haftamızda da olması bizim için daha gurur verici. Peki dernek çatısı altında yine baktığımızda hem Türkiye'de hem Ordu'da yıl içerisinde hangi etkinlikler gerçekleştiriliyor? Ordu'da ve işte dediğim gibi bizim temsilciliklerimiz ve şubelerimiz var. Oralarda zaten bizim gibi onlar da bütün engellilerin sıkıntılarıyla alakalı veya işte yaptıkları işte çalışmaları alakalı zaten bütün illerde gösteriler oluyor. Biz de Ordu'da zaten elimizden geldiğince, fırsat verildikçe veya işte bizim yerel yönetimlerce onların düzenlediği programlara katılıp çok güzel şeyler yapıyoruz yani. En azından biz kendimizi ifade etme zamanı bulabiliyoruz. Ve bütün illerde de bu bir haftalık dönemde bütün engelli dernekler, işte bütün engelli temsilciliklerimiz bizim gibi aynı haklı savaşımızı veriyor yani. Sıkıntılarımızı evet. Anlatıyoruz en azından. Yapılıyor yani. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Engelli vatandaşlar, her bir engelli vatandaşın farklı engeli var. Bizler de birer engelli adayız aynı zamanda. Peki gündelik yaşamına baktığımızda günlük rutinlerinde hangi zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar? Bunları farkındalık günlerinde duyuyoruz. Bazen görmezden geliyoruz ya da göz ardı edilebiliyor. Sizin dilinizden bir duyalım istiyorum. Ya Ordu'da engellilerimizin en çok sıkıntısı ulaşım sıkıntısı. Bu engelli park veya engelli girişlerinin ihlal edilmesi. Mesela izli yollarımız var. Oraya defalarca söylediğimiz halde insanlarımız hep oraya araçlarını park etmesi gibi. Ve toplu taşıma araçlarında tamam, çok güzel, bedava binen arkadaşlarımız güzel. Allah razı olsun, belediyelerimiz bu konuda çok duyarlı. Fakat tekerlekli sandalyedeki arkadaşlarımız çok zorlanıyor. Çoğu arabalarda aparatlar yok veya işte yolcu almak istenmiyor, geç oluyor, işte zaman kayboluyor diye düşünülüyor. Yani benim istediğim bütün büyük şehirlerde var bu. Belediyelerin belli bir saatlerde belediyenin kendi aracı olup da mesela işte Kumbaşı'ndan işte Cumhuriyet Mahallesi'ne diyelim, işte belli saatlerde oralara gidecek araçların olması, belli saatte bu tekerlekli sandalyedeki arkadaşlarımızın istediği gibi zaman geçirmeleri, gezmeleri daha iyi olacaktır. Çünkü illerimizde var bu, büyük şehirlerimizde var. Belediyelerimizden özellikle onu istiyoruz, talep ediyoruz. Yani Ünye'ye de ulaşım, mesela Ünye şubemiz var, onlar da bir otobüs istiyorlar. Ya bunların artık aşılmasını, bu özellikle tekerlekli sandalyedeki arkadaşlarımızın bu sıkıntılarının giderilmesini istiyoruz bugünümüzde de özellikle. Peki bunun bir yasal düzenlemesi yok mu dediniz ya, farklı büyük şehirlerde bununla ilgili hep ulaşımda sıkıntı yaşanmıyor diye. Bunun bir yasal düzenlemesi var mı? Tabii ki olması gerekir. Bütün büyük şehirlerde olması gereken bir durum. Ama biz erken büyük şehir olduğumuz için belki de zaman zaman oturacak umut ediyoruz. Başkanlarımız da, Ünye Şube Başkanımız da sürekli kendisi de tekerlekli sandalyede bunları belirtiyor. Çünkü gelmek istediklerinde otobüse binmeleri zorlanıyor. Yani gelip gitmeleri gerçekten, yani belli bir günde, belli bir saatte verilmesi bizim insanlarımızın tabii ki hayatlarını kolaylaştıracaktır. Zaten insanlar zor, yani engellilik zaten zor. Şimdi biraz da tabii ki yerel yönetimler olarak onların bu sırtındaki yükleri biraz daha indirirsek daha rahatlık olur, daha mutlu insanlarımız olur. Yani kaldırabiliriz bu sıkıntıları, kolay bir şey yani, ama İnşallah işte büyük şehir erken olduğumuz için belki de bundan sonra aşılacağına inanıyorum. Bir dönem içerisinde yine belediye bünyesinde bir engelsiz taksi yapıldı.
Bu yeterli olmadı mı? Değil. Bunda bir eksiklik mi yaşandı? Olmuyor, olmuyor. Az yani. Hani, tamam var, engelsiz araçlarımız da var, minibüslerimiz evet. var. Ama tabii ki şimdi sadece özel olarak onlar kullanmak istemiyorlar. İlk zamanda özel kullanıyorlardı. İstedikleri yere gidebiliyorlardı. Yetişemeyince bu sefer sadece sağlık hizmetleri için kullanılıyor ama işte siz de takdir edersiniz ki engellilik olayı çok, rahatsızlıklar çok arttı. Evet. Tabii ki yetersiz. İnşallah bunların çoğalmasını ve belediyemizin özellikle işte ilçelerimize de bir araç çıkartmasını istiyoruz. Engellerimizle rahat buluşabilmek evet. için. Peki ulaşım haricinde engelli vatandaşlarımızın talepleri neler yerel yönetimlerden? Şimdi artık yerel seçimleri evet, geride bıraktık. Evet, önümüze güzel bir 5 evet, yıl var değerlendirilebilecek. Evet, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sağ olsun Cumhuriyet Mahallesi'nde engelsiz plajı açtı. Hatta oranın... çalışmasını da biz derneklere verecekler inşallah. Orada atölye kuracaklarını söylediler. Hı hı. Orada aparatlar falan var zaten. Yakında açılacak zannedersem. Son çalışmalar yapılıyor. Böyle sosyal yerlerin artmasını istiyoruz. Mesela Altınordu Belediye'mizde Menekşe Kafe'yi açtı Down sendromlar için. Birkaç evet. yerde açtı zanneder. İki yerde açtı. Buraların çoğalmasını istiyoruz. Neden? Çünkü biz şimdi dernek olarak mesela insanlarımız sosyalleşiyor. Orada ama bizimki kısıtlı mesela. Hı hı. Bizim dernek bahanesiyle çok evlilik yapan, yuva kuran arkadaşlarımız oldu. 15 tane belki torunum vardır. Ya böyle yerler çoğalsın istiyoruz ki insanlar sosyalleşsin, sıkıntıları giderilsin. Daha çok mutlu insanlar görelim. Yani evden çıksınlar istiyoruz. Bu yerlerin tabii ki olması için de yerel yönetimlerde tabii ki büyük görev düşüyor. Hı hı. Yapıldı, yapılıyor. Bundan sonra da inşallah daha da çoğalması talebimiz var. Ki yani insanlarımız daha rahat etsinler. Mesela bizim ufak atölyemiz var derneğimizde ufak çapta. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Şunu da şöyle göstereyim. Yakın planda alırsanız engelli kardeşlerimizin yapmış olduğu mumlardan iki tanesi şu an burada. Siz devam ederken de bunu da göstermiş evet. olalım. Sabunlarımız Buyurun. Da var, bitkisel sabunlarımız var. Engellerimiz çok güzel şeyler üretiyorlar ama hani bunların pazarlaması da çok önemli. Hı hı. Hani bunun için yerel yönetimden belli bu turistik yerlerde yer talep ediyoruz ki bugünlerde söyleyelim ki hani özel günümüz bugün sizin de aracılığınızdan. Bunların tabii ki onların eline bir miktar maddi olarak da fayda sağlaması ve onları hayata bağlaması yönünden çok güzel. Yani çok mutlu oluyorlar, aileleriyle evet. gelip yapıyorlar. Yani bu tür yerlerin çoğalmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediye'mizde zaten atölye kurulacak. Altınordu Belediye'mizden de istiyoruz onu. Yani bu yerler çoğalsın. Bize yerler, satış yerleri verilsin. Engellerimiz orada kendileri yaptıkları sunumlarını yapsınlar. Yani 1-10-16 Mayıs'ta değil, biz o standımızı bütün yani 365 gün durmasını istiyoruz. Evet. Ki insanlarımız hayata bağlansın. Peki istihdama baktığımızda ne gibi sorunlarla karşılaşılıyor ya da engellerin istihdam açısından talepleri neler? Şimdi kuralar var zaten. Belli kamuya kurallarda giren arkadaşlarımız var. Hı hı. Belli boşluklar ama boşluklar tamamlanmadı. Mesela yerel özel sektör alıyor ama çok inceliyor. Çoğu yani sıkıntılı giremiyor insanlarımız. Ama işte bence bunun tam çözüm olması için çünkü 49 kişide bir kişi alıyor mesela özel sektör. Bu 20 kişide bir olabilir ama bunun için de iş kur müdürlüğümüzle kalifiye işçi yetiştirilebilir. İnsanlara sertifikalar verilip bu insanların çalışması çoğalabilir. Yerel yönetimlerce böyle bir şey kurulabilir, atölye tarzında bir yer kurulup yani bunlar iş yerlerine tahsis edilebilir ki hani insanlar eğer çalışırsa devletimizde de yük iner. Ha, ben istiyorum ki evet. tabii ki hepimiz istiyoruz. Hani engelli çalışamayan şartları daha güzel olsun, daha çok ücret alsın ama çalışan engelli de çalışsın yani. Evet, ama onun için de imkan olsun. Şimdi kalifiye eleman olmayınca özel sektör de haklı alamıyor. Ama biz yetiştirebilirsek İşkur müdürlüğümüzle, bakanlığımızca bilemiyorum yani. Bu yerler açılıp insanlarımız hayata daha kolay katılıp ve istihdam biraz illerde böyle başlarsa evet. biter diye düşünüyorum. Yani biraz da kendimizi elin taşının altına koymamız gerekiyor. Eğitim demişken şu da geldi aklıma. Şimdi halk eğitim merkezleri gibi kurumlar dönem dönem eğitimler açabiliyorlar, kurslar açabiliyorlar. Engelliler bunlardan faydalanabiliyorlar tabii ki, mı? Tabii ki biz faydalandık. Zaman zaman faydalandık ama
İşte halk eğitime girdiği zaman çoğunun engelli maaşı kesiliyor, parası kesiliyor. Hmm. O yüzden pek sıcak bakılmıyor. Tabii ki bizler ücret almayan engellilerimizi katıyoruz ara ara. Ama işte dediğim gibi ücret kesilmezse herkes katılır oraya. Engellilerde biraz sıkıntı oluyor. Ama biz derneğimiz bünyesinde yapıyoruz zaten. İstersek onlar sağ olsunlar hoca gönderiyorlar. Destek veriyorlar. Destek yani. Veriyorlar. Ha, tabii o şeyde bize yardımcı olunabiliyor ama dediğim gibi bunları yapmak önemli değil. Yaparsınız, yapıyoruz her şey. Mesela el işleri var, hepsi lif ören var, işte tığ işi yapan var. Ama bunun pazarlaması önemli, pazarlaması evet. önemli. Yapmışsın, satamayınca da bir anlam olmuyor. Yakın süreçte bir sergi çalışmanız da olacak. Bunda evet. detaylarını sizden öğrenelim. Evet, Ordu Valiliğimizce, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce, Ordu Kültür Sanat Merkezimizde bu bütün ilçelerden, ilçelerden gelen arkadaşlarımızın ürünleri sergilenecek. Hem orada bir etkinlik olacak 10-16 Mayıs Engeller Haftası nedeniyle. Biz de orada yaptığımız ürünlerimizi sergileyeceğiz. Bu bitkisel sabunlarımız var, cilt sabunlarımız. Onlar evet. da çok güzel. Bir öncekinde yine getirmiştiniz evet, evet, bana. Evet, çok güzel. Engellilerimiz bunları yapıyor ama dediğim gibi daha çok şeyler yapılabilir. Yaptık da yani, yapıldı da. İşte satış olmayınca sıkıntı. İnşallah bundan sonra bunları aşacağız yerel yönetimimizce. Umarım. Peki bunun haricinde şimdi bizler mumlara, sabunlara hakimiz. Bunun haricinde el işi, el emeği başka neler var? Vatandaşlar gelip ziyaret edebilir, satın tabii ki, alabilirler. Tabii ki neler bulacaklar? Şimdi bizle gelip zaman geçirebilirler. Bunları yaptıklarımızı görebilirler. Biz daha çok şimdi bunlardan, bunun haricinde de sayın senarist, yönetmen Okan Sadri Engin ödüllü sinema oyuncumuz var. O bize yardımcı oluyor. İnşallah sinemaya getiriyoruz. Bu engellilerimizin evet. yaptıkları, çektikleri sıkıntılar, işte yaptıkları işleri sinemaya getiriyoruz. Hatta 10-16 Mayıs'ta bitirmeye çalıştık ama bitiremedik. Sinema çalışmamız var. Ama bizim özellikle amacımız bu sinemayı çoğaltıp, sinema projesini daha yükseltip, maddi sıkıntımızı giderip, bu engellilerimizin çektiği mesela sıkıntılar daha çok mesela doğru bildikleri yanlışlar var insanların. Hani mesela şimdi yardım ettiğini zannediyor ama etmiyor. Evet. Biz bunu trajikomik şekilde göstermek istiyoruz. Sayın beyaz perdeye yansıtacaksınız bunları. Sayın yönetmenimiz bunları. De bu konuda bize sağ olsun. Sayın Okan Sadri hocamıza buradan sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah güzel bir çalışmaya imza attık. Güzel bunu en yakın zamanda festivalde göstereceğiz, işte galalar yapacağız. Ama tabii ki amacımız engellilerin yaptıklarını daha çok uluslararası düzeyde sinemaya taşımak. Mesela işte atıyorum kamu spotları olması lazım diyoruz ama bu sinema film olduğu zaman insanların beynine daha kazınıyor. Hani yaptıkları bazı kesitleri mesela biz onu insanları incitmeden güzel bir dille sinemaya taşımayı düşünüyoruz. Evet. Daha büyük kitleye taşımak istiyoruz. Az önce bahsettiniz ya, dediniz ya biz bir trajikomik film daha çekmek istiyoruz aslında. Onun henüz çekimleri başlamadı evet. ama şu anda bir fikir olarak, düşünce olarak var oluyor. Peki bahsettiğiniz o trajikomik olaylardan birkaç örnek verecek olursanız hem bizler de bilinçlenelim. Bizler mesela neyi yanlış yapıyoruz? Şimdi mesela yanlış yapılan, benim mesela başıma gelen şu var, yanlış yapılanı söyleyeyim önce. Mesela işte engelliyi gördüğü zaman ay üzülüyorum, ağlıyor mesela işte yazık bilmem ne veya tutayım kaldırayım götüreyim diyor. Ya insanları bu üzüyor. Bu o değil, insanlar zaten kendi hayatlarına eğer isterse zaten o bir şey istiyor sizden, yardım istiyor. Ama yardım istemeden de insanlara böyle çok böyle acıyarak bakıp veya konuşup da güzel şeyler yapmak istiyorlar ama biz evet. bunları taşımak istiyoruz sinemaya. Hatta benim başımdan geçen bir olay var. İşte yolda yürüyorum saat 11 gibi gece. Polis kardeşimiz dedi ki hanımefendi dedi işte sakın dedi işte şeye çıkın kaldırıma çıkın bu yolda yürümeyin araba çarpar dedim. Zaten kaldırımda çarptı koptu benim kolum. Bundan sonra yolun ortasında yürüyeceğim dedim. Hatta güldüler anlattığım konuyu. Yani bunun gibi çok konularımız var. Hani engellerimizin başından geçen biz bunları tek tek zaten inceliyoruz. Biz kendimiz uydurma falan zaten yok. Özellikle aynı benim gibi başından bu sıkıntıları yaşamış veya işte trajikomik olaylar olup da bizle paylaşmış yaşanlar var. Bunları inşallah uluslararası sinemada da göreceğiz. Evet. Ama dediğim gibi projelendirip bir maddi sıkıntımızı giderip daha yükseltmeye düşünüyoruz. Gerçek hayattan kesintileri beyaz perdede göreceğiz. Peki destekleri nerelerden bekliyorsunuz? Onları da şöyle bir dillendirelim isterseniz. Ya destekler şimdi projelendirdiğiniz zaman bunu proje yaptığınız zaman zaten proje ödemesini yapıyor.
Öyle bir proje düşünüyoruz dünya çapında. Hı hı. İnşallah projemiz de geçerse ki yani... Önce bir teste tabi tutulacak o halde geçerse. Tabii ki, evet. Tabii ki teste tabi tutuluyor. Projenin yazılması tabii ki biz Türkiye Sakatlar Derneği, Ordu Şubemiz genelde yaptığımız çoğu projelerimiz geçti. Çünkü Türkiye'yi temsil ediyoruz. İnşallah güzel bir projeyle bunu da geçirmek istiyoruz. Bütün illerde çünkü temsilciliklerimiz, şubelerimiz var. Onların da projeleri çok çabuk geçebiliyor. Düşüncemiz inşallah onu geçirip yani büyük çapta bir maddi sıkıntımızı giderip, çünkü siz de takdir edersiniz ki bunlar hep böyle ücretle olan şeyler ve dernek yüksek olarak maliyetler. Yüksek maliyetleri var, benim diyenin yapacağı işler değil. Biz inşallah bir isteğimiz var, sponsor olan olursa da çok güzel olur. Başladık bakalım. Evet, iş insanlarına da buradan çağrı olmuş olsun. Ordulu iş insanlarımız var, destek olmak isterlerse eğer engelli kardeşlerimize bu açıdan destekli olabilirler. Tabii ki, tabii ki. Destek olurlarsa daha iyi olur. Tabii proje içinde uğraşacağız ama daha çabuk olması açısından destek şart, evet. Peki film fikri engelli vatandaşlarımızı heyecanlandırıyor mu? Çok. Biz daha önce işte tiyatrolarımız da oldu. Ali Kemal Tandoğan hocamız var. O bize çok yardımcı oldu, sağ olsun. Biz tiyatroyu hiç bilmediğimiz halde tiyatro sanatçısı olduk yani. Sanatçı demeyeyim de tiyatroyu oynadık. Ama o yani tozu yuttunuz en azından. Biz o tozu sahne yuttuk. Tozu. Ayakta alkışlandı arkadaşlarımız. Bir de yani çok doğal oluyor engellilerin yaptığı işlerde. Bu baktık tiyatroda çok iyiler, istiyorlar, istekliler. Dedik biz bunu daha ulusala taşıyalım. Çünkü böyle yerelde kalmasın. Çünkü şimdi artık internet bilmem ne olayları da zaten çoğaldı. Artık durum o taraflara gittiği için. Evet. Biz dedik bunu sinemaya taşıyalım ve uluslararası bir ödül daha alalım dedik. İnşallah hocamızla amacımız o. Bu konuda bir ödül daha almak. Şimdi satır arasında sosyal medya dediniz. Bununla ilgili mesela sosyal medya artık insanların sesini duyurmasında çok önemli bir yere sahip. Bununla ilgili belki dernek olarak ya da siz bir çalışma düşünüyor musunuz bununla ilgili? Tabii ki sosyal medya çok önemli. Bizim mesela kendi başkanlar kurulu sitemiz var. WhatsApp grubumuz var mesela. Orada anlık mesela işte atıyorum Kütahya'da bir engelli derneğe bir etkinlik yapmış. Biz anında görüyoruz veya bizim yaptığımız işte yayınlar o sitemize atılıyor, oradan yayınlanıyor. Ve biz zaten ulaşıyoruz kendi kendimize, hani bütün illerdeki arkadaşlarımıza ulaşıyoruz. Tabii ki bunun çoğaltılması, daha internetin daha üst aktif düzeyde kullanılması. Aktif kullanılması çok önemli. Çünkü sizin yaptığınız şeyi anlık her yer görüyor. Daha önce böyle bir imkan yoktu. Engelliler bu konuda daha çok şu anda şanslı diye düşünüyorum. Çünkü biri yaptığı zaman biz de diyoruz ki belediyemize, işte bu belediye yapmış, biz de istiyoruz. Evet, rol model oluyor sizlere yani. Evet, rol model oluyor. Mesela biz yaptığımız zaman da diyorlar ki işte arıyorlar biz orada arkadaşlarımız. Ya siz böyle yapmışsınız, işte bizden de istiyorlar. Güzel oluyor. Olsun yani. Ben engeller kalksın tabii ki. Biz artık yani artık engelli engelsiz konuşmayalım. Erişilebilirlik, ulaşılabilirlik artık aşılsın. Komisyonlarımız kuruldu. Biz o komisyonlarda da görevliyiz. Zaten bu erişilebilirlik bayrağını İşkur İl Müdürlüğümüz aldı. Şimdi ilk kütüphanemize gittik. Ufak tefek eksikleri vardı. İl Emniyet Müdürlüğümüz böyle bir çalışma yaptılar. Baktık, inceledik. Onların da ufak tefek şeyleri var. Onlar da inşallah alacaklar bayrağını. Biz bu erişilebilirliğin ama her yerde olmasını istiyoruz. Sadece kurumlarda, kamu kurumlarında değil. Mesela işte kıyafet alacak engellimiz tek başına gitmek istiyor. Çoğu iş yerlerimizde engelli girişi yok. Biz kaldırır götürürüz. Biz istemiyoruz öyle bir şey. Biz insanlar özgür bir şekilde normal insan gibi onlara da hak tanınsın. Eşit şartlarda yaşayalım istiyoruz. Belki de yardım değil de kendi yapabileceği şekilde oraların tabii inşa edilmesini istiyorsunuz. Yani. Mesela ruhsat verilirken de bunlara dikkat edilmesi lazım. Evlerimizde, kamularımızda, kamu yerlerimizde var şu anda. Hani engelliye girişinin işte sağlanmadığı şekilde verilmiyor. Ya bu ufak dükkanlarda da olsun. Tamam, büyük işletmelerde var olabilir ama bu ufak yerlerde de olabilir. Mesela Fidangör'de çoğu yerde giremiyor engellilerimiz. Evet. Kıyafet alacak annesi babası seçiyor mesela.
Biz istiyoruz ki bunları kendileri hissetsinler. Ulaşabilsinler. Bunlara ulaşımlılık olsun yani erişilebilirlik buralarda. Başkanım bir önceki bölümde yine engelli vatandaşlarımızın neler istediğinden, yerel yönetimlerden ya da işte farklı kurumlardan, kuruluşlardan neler istediğinden bahsettik. Şimdi bir de destek kısmına değinmek istiyorum. Engelli bir vatandaş hangi maddi ve sosyal desteklerden faydalanabiliyor, ne kadar maaş alabiliyor? Şimdi %40 engel olan arkadaşlarımız maaş almaya hak kazanıyor. Kazanıyor ama şimdi son uygulamada devletimizin maddi gelire bakıldı. İşte aile içi gelirin belli bir sistem getirildi. Ama çoğu engellilerimizin maaşı kesildi. Ama bizim engellilerimizin ayrı evde kalma şansları yok. Biz bunu defalarca Sayın Genel Başkanımız önergeler sunuldu meclise. Ve biz dedik ki engellinin kendine bakılmasın, ailesine bakılmasın, kendi eğer varlığı varsa kesilsin maaşı. Tabii ki durumu olanlara verilmesin. Ama çoğu engellilerimizin maaşı kesildi şu anda. Onlar çok mağdur bu konuda. Onun için de sosyal marketlerimizin önünde kuyruklar var. Valiliğimiz sağ olsun. Tabii ki kıyafet, yiyecek, işte evde bakım veya işte temizlik hizmetleri veriyor. Kıyafetler, yiyecekler dağıtılıyor ama biz bunun dağıtılması taraftarı değiliz. Engellilerimizin maaşları iyileşsin, iyileşme getirilsin ve sosyal marketlere o kadar iş düşmesin istiyoruz. Yani devletten de külfeti kalksın istiyoruz. Yoksa çok devletimizin güzel hizmetleri var. Ama biz bundan yana değiliz tabii ki. Maaşları verilsin. Çünkü bizim engellilerimizin ayrı evde kalma şansları yok. Kişinin kendi varlığına bakılsın. Ailesinin varlığına değil. Mesela atıyorum evde kardeşi sigortalı işe girdiyse çocuğun maaşı kesiliyor ve bu aile içi de şiddete maruz kalıyor ailelerimiz. Yani sıkıntılarımız gerçekten çok büyük bu konuda. Yani istiyoruz ki bir an önce bu sıkıntılar giderilsin. Devletimize olan külfetimiz insin. İşte dediğim gibi belki şey de olabilir. Çok sertifikalar verilip de yerler açılıp kalifiye elemanlar yetiştirilsin. Yani bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Hani nereden kaynak gelir, nasıl olur bilemiyorum ama bu engellilerin bir an önce ailelerinin rahatlamasını istiyoruz. Bu mesela pandemide daha çok her şeyin artması bütün insanları zaten çok yordu. Ama engellilerimizi daha yordu. Mesela ortez, protez bilmem işte engelli araçları %10-20 verse ne olacak? 10 bin lira bir mesela şey engelli tekerlik aracı sandalye. Sadece tekerlik sandalye. Onun 20'sini versen ne olacak? 8'ini nereden bulacak engelli? Çoğunun da zaten maaşı kesilmiş. Yani bunlar da iyileştirme getirilsin istiyoruz. Bunun güncellenmesini istiyoruz. Çünkü her şey afaki bir şekilde arttı. Bir an önce bir güncelleme istiyoruz yani engelliler olarak. Evet. Peki şehir dinamikleri içerisinde bahsettiniz. Bir takım destekler yapılabiliyor. Valilik bünyesinde evde sağlık ve temizlik hizmetleri veriliyor. Bir yandan sosyal market var Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan. Peki bunlar da bir kriter öncülüğünde mi sağlanıyor? Bunlardan herkes faydalanabiliyor herkes mu yani? Herkes faydalanamıyor. İşte aile içi gelire bakılıp da işte. Bu da aynı şekilde. Tabii. Eğer işte bu sisteme girer de muhtaçlığı belli olursa çok bir işte maaşı artışlı değilse ona göre tabii ki incelenip veriliyor ama hani biz verilsin istemiyoruz. Tabii sağ olsunlar çok güzel bir şey ama biz maaşı kesilmesin, güzel paralar alsınlar, çalışabilen çalışsın ama yani bu şekilde istemiyoruz. Hani evet. İnsanların o kuyrukta olması gerçekten bizi de yıkıyor. Peki. Yani hoş değil. Kamudaki istihdama bakacak olursak, engelli istihdamına, bunun artırılmasına ilişkin bir talebiniz var mı? Tabii ki talebimiz de mesela %10 değil de 20-30'lara gelsin. Engellilerimiz dediğim gibi iş imkanı verilsin. Özel sektörde 49-50 kişi de bir değil, 20 kişi de bir alınsın. Bunun için de tabii ki eğitim olması lazım. İnsanların bu atölyeler kurulup, orada insanların işte iş imkanı sağlanıp onlara eğitim verilip yerlere yerleştirilmesi lazım. İşkur bunu güzellikle yapabilir yani. İsterse eğer yer de açabilir ve yerleştirilebilir de. Bu kotaların da şu anda zaten kotalar tam yerleşmedi. Ama kotanın tabii artması insanların daha da sıkıntılarının giderilmesi demek. Bu da herkesin mutlu bir hayat sürmesi demek. Zaten insanlar zor durumda. Bir de maddi sıkıntıları düşünün yani. Gerçekten evet. içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çoğu ailelerimizin sıkıntıları. Evet. Bu sefer işte valiliğimize gidiyor. Belediyelerimizin kapısını çalıyor. Çalmasın istemiyoruz yani. Gerçekten evet. insanlarımız imkan verilsin ve kendi
hayatlarının idame edilmesi için fırsat verilsin. Bir engelsiz vatandaşa nasıl bir imkan sunuluyorsa aynı imkanlardan faydalanmak istiyor. Fazlasını tabii değil ki, aslında. Tabii ki değil değil. Her insan gibi eşit şartlarda yaşamak istiyor. Eşit şartlarda işe girmek istiyor. Mesela işte imkanlar verilsin. Çoğu insan engelinden dolayı mesela %40 engel istiyor ama işte ayakta engel olmasın. Gözde işte şey olsun, sıkıntısız olmasın. Yani bunlar düşünülmemesi lazım. Engelinin yaptığı işlere tabii ki becerisi olması lazım. Hı hı. İş yerleri de haklı. Onlar için dediğim gibi kalifiye eleman yetiştirici sistemlerin kurulması lazım yerel yönetimlerce. Evet. Peki orduya baktığımızda kaç engelli vatandaş var sisteme kayıtlı ya da derneğe üye? Ya bizim derneğimize üye 3000 üyemiz vardı ama çoğu ilçelerde olduğu için tabii ki yatalak hastalarımız çok gelemiyor. Şu anda bizim aktif 500 üyemiz var il ve ilçelerde gelebilenler. 86 bin engelli deniliyor son verilere göre ama biz 100 bini de geçtiğine inanıyoruz. Keşke geçmesi ama bu pandemi döneminde engellilik çok arttı. %40 şeker hastası da engelli oluyor. İşte böbrek hastası da engelli oluyor. Hı. Engelli şeyine giriyor, kategorisine giriyor. Yani çoğaldı engellilik maalesef çok çoğaldı. Evet. İlimizde de. Peki genel olarak baktığımızda engellilerin faydalandığı haklar neler? Yani bir engellinin hangi hakları var? Faydalandığı haklar devletimizden nasıl belediyelerden? Kendi engelli, evet evet belediye, devlet haklarına baktığımızda genel olarak hani bir engelli vatandaş neleri bilmeli bu noktada? Hangi haklara sahip olduğunu? Hangi haklara sahip olduğu? Yani engelli bireylerin hakları. Dediğim gibi yani çoğu engellinin işte kurada mesela girdi, onların çoğu kuraya katıldı. KPSS'ye girdiler mesela, engellilerimizin hakları var o konuda. ÖTV indirimleri var, işte bedensel engelli kişilerimiz araç alabiliyorlar ÖTV indirimle. O çok güzel. O ciddi bir gerçekten rakamda azalma da oldu. Tabii ki ama işte insanlarımız bazen bize geliyor, yanlış bilgiler var. Bedensel engelli 5-10 da olsa bedensel olması gerekir. İlla 40 olması gerekmiyor. Bedensel engelinin olması lazım. 10 puan da olması gerekiyor. Ama bedensel engeli yok. Şeker hastalığı var veya başka bir rahatsızlığı var. %60 da olsa alamıyor o kişiler. O tür ÖTV'den indirimler var. Çoğu yani otobüslerde zaten toplu taşıma araçlarında indirimleri var. Evet. Suda indirimleri var. İşte telefonlarda falan indirimleri var engellilerin. Ama toplu taşımada işte şehirler arası toplu taşımada pek faydalanamıyorlar. Onu pek uygulayan olmuyor. Ama normalde hakları normalde var. Normalde hakları var. Evet, uçakta hakları var mesela, indirim hakları var. Çoğu arkadaşlarımız yararlanıyor, %40 engeli olanlar. İşte dediğim gibi istihdama girmeler için hakları var. Belli bir kotalar var. İşte EKPSS'ye giren oldu. İnşallah güzel yerlere yerleştirilecekler. Kura'da giren arkadaşlarımız var. Orada 5-10 arkadaşımız var orada. Onlar da bizi sevindirdi. Yani bunların çoğalmasını istiyoruz. Hakları var ama mesela 5378 sayılı engeller kanunu var. Kanunda zaten her şey var. Yani bütün istihdamdan tutun, erişilebilirlik, işte ulaşım, eşit şartlar hepsi var. Ama işte onun uygulanması önemli, onun hayata geçirilmesi önemli. Yoksa bizim o kanunumuzda bütün şartlar engellerin, çünkü çoğu dünya ülkelerinde biz görüyoruz insanlar hiç kimseye gerek duymadan çok güzel engeller kendi işlerini görüp evlerine gelebiliyor. Biz de ülkemizde böyle olsun istiyoruz. Yani bunlar artık konuşmak istemiyoruz. Biz 10-16 Mayıs engeller haftamızda eğlenmek istiyoruz, yaptıklarımızı sergilemek istiyoruz. Hani şu bu diye sorulmasını da istemiyoruz. Hani sıkıntınız ne diye sorulmasını dahi istemiyoruz. Keşke öyle olsa, evet. Ve bayram havasında yaşasak. Yine bayram havasında yaşayalım. Yine umudumuz var. Güzel şeyler oluyor, olacak. İnşallah biz de duyurumuzda buradan büyüklerimize, özellikle bu engellilerimizin aileleri bana gelirken de diyorlar, başkanım özellikle söyle, bizim bu engelli maaşları, çocuklarımız çok sıkıntıda. Hem iyileştirsin, biraz ücretleri de az zaten olanlarda. Biraz iyileştirme olsun. Dediğim gibi öbürleri çalışsın ama çalışamayanı da arttırılsın, yani kesilmesin, evet. Maaşlar. Peki ücret olarak ne kadara tekamül ediyor? Engellilerin aldığı. Evet. Yani normalde engelli 4000-3000 arası alıyor. O da zaten bir cep açtı. O da çok değil. Şu bakım anki enflasyon parası, rakamlarına bakım baktığımızda. Bakım parası da 7-8 zannedersem en yükseği. Yani o da kriterlere uydu, uymadığı zaman zaten alamıyorlar. Yani az şu şartlarda gerçekten iyileştirme olması lazım. Maaşlarda iyileştirme olması lazım. Ve bu medikal araçların
artık bunlarda bir güncelleme yapılması devletimizce bekliyoruz, istiyoruz, umut ediyoruz evet, bugünlerde. Hasta bezlerinden protezlere varana kadar. Çünkü hasta bezleri bir tane hasta bezini anca alıyor mesela devletin verdiği ve bizim ayda 5-6 bez kullanan üyelerimiz var. Biz tedarik etmeye çalışıyoruz ama zor yani bazen oluyor. Bazen işte iş insanlarımızı devreye koyuyoruz ama hani bunu devletimiz versin, insanlarımız kimseye muhtaç olmasın istiyoruz. Evet. Sizin de dernek olarak destek almanız gerekiyor bu noktada. Özellikle iş insanlarından değil mi? Ya da işte sponsorlar aracılığıyla. Biz şimdi aracı köprü oluyoruz. Alan ele veren ele buluşturuyoruz. Yoksa bizim dernek olarak bir imkanımız zaten yok. Evet. Bir geliriniz gelirimiz yok. İşte gelirimiz olabilir dediğim gibi bu yaptıklarımız işte satışa atölye konuş kavuşursa. Atölye şeklinde olup da hem engellerimiz kazanır hem derneğimize bir gelir olur. Ve biz her ay bir tane iki tane engelli aracı alalım yani güzel olur. Evet. Ve çoğu illerimizde bu var. Mesela Samsun'da var, Amasya'da var, İzmir'de var, Bursa'da var. Çok güzel yerler verilmiş engellilere ve insanlar hem oradan gelir getiriyorlar hem de engellilere hiç kimseye muhtaç olmadan bütün üyelerinin ihtiyaçlarını görüyorlar. Ya bizim de umudumuz bu. Keşke olsa da her ay biz de yardımcı olsak. Bez ihtiyacı varsa biz onu yapabilsek yani ve öbür ihtiyaçlarını çok daha iyi şeyler olur. Şimdi 31 Mart yerel seçimi atlattık. Belediye başkanlarının önünde 5 yıl var. Peki bu konu özelinde ziyaret gerçekleştirecek misiniz yerel yönetimlere? Tabii ki, tabii ki yerel yönetimden beklentimiz zaten Büyükşehir Belediye'miz Sayın Halime Başkanımız zaten bu konuda duyarlı. Ulaş Başkanımız da çok duyarlı. Gerçekten biz orada olarak şanslıyız. O konularda zannetmiyorum ki engeller daha güzel yerlerde daha güzel işlerin yapılacağına inanıyorum. Yani yüreği güzel insanlar var. Belediyemizde inşallah güzel şeyler olacak. Umudumuz var, beklentimiz var. Tabii ki sizin de aracılığınızdan buradan belirtelim, isteklerimizi sunalım. Yani engellerimizi, sıkıntılarını kaldıralım orada da. Bütün illerdeki arkadaşlarımızın sıkıntıları kalsın istiyoruz. Evet. Ekranlarını yeni açanlar için yapılacak faaliyetleri tekrar şöyle bir gözden geçirelim istiyorum. Katılmak isteyenler belki işte bu yapılan el emeği göz nuru ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar vardır. Bu haftayı nasıl değerlendireceksiniz dernek olarak? Bu hafta dediğim gibi asker kınamız var. Bugün saat 1'de gönül dostlarımız davetli gelmek isteyen salı günü saat 11'de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde bu atölyede bizim yaptıklarımız ürünleri sergileyeceğiz ve bütün illerden gelen 19 ilçeden gelen arkadaşlarımızın varsa getirdikleri ürünler orada yine sergilenecek. 16 Mayıs saat 14'te İl Jandarma Komutanlığımızda bu 5 askerimiz bizim var ama tabii ki başka ilçelerden, illerden gelen askerlerimiz de çoğunlukla zannedersem 40-50 askerimiz var. Bir günlük askerlik yapacak. Onlar saat 14'te onların toplu bir askerlik merasimi var. Ha? Bizim kınamız haricinde. Gelmek isterlerse oraya da bekleriz. İnşallah orada buluşalım. Arkadaşlarımızın sevincini yaşayalım hep beraber istiyoruz aileleriyle. İşte dediğim gibi cumartesi günü de güzel bir gezimiz olacak. Sayın Gölköy Belediye Başkanımıza buradan sevgilerimi iletiyorum. Bizi misafir edeceklerini söylemişler. Sayın Valimiz de katılımlarıyla şeyde olacağız, Ulugöl'de olacağız cumartesi günü inşallah. Gelmek isteyen arkadaşlarımız buyursun bize başvuruda bulunabilirler bu konuda. Şimdi Ulugöl'ü ziyaret edeceğiz dediniz ya şunu da sormak istiyorum. Ordu'nun doğal güzelliği çok fazla olan bir şehir. Siz dernek olarak böyle faaliyetler yürütüyor musunuz? İşte diğer belediyelerle olsun, belki bir günlük gezi, ziyaretler bu tarih eserlerin olduğu nokta olabilir, doğal güzelliklerin olduğu nokta olabilir. Var mı böyle çalışmalar? Tabii ki, tabii ki. Büyük şehrimiz mesela bundan sonra daha çok illere gitmek istiyor bizim engelliler. Yaz olduğu zaman işte deniz kenarlarına gitmek istiyor. Ama büyük şehrimizin çok güzel dediğim gibi engelsiz plajı var. Fakat doğal güzelliklerde tabii bu imkanla alakalı belediyelerimiz bize sağ olsunlar zaten. Zaten biz istekte bulunca bize yardımcı oluyorlar. Tabii o yerlere pandemiden dolayı biraz ara verdik ama bundan sonra daha çok çoğalacak. Çünkü engellerimizi gerçekten çok memnun ediyor. Onlara böyle ücret tamam bir şekilde önemli ama onların aileleriyle geçirdikleri zaman işte yüzlerindeki mutluluk. Mutluluk çok değişik. Onlar için çok bir özel oluyor yani götürdüğünüz yerler. Evet. Hani yakın da olsa, uzak da olsa ki bizim projelerimizde zaten aileleriyle beraber inşallah öyle projelerde yine hep beraber olacağız yerel yönetimle. Başkanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Engelliler Haftası ile ilgili son olarak neler söyleyeceksiniz? Son cümlelerinizi alayım. Biz teşekkür ederiz Büşra Hanım. Duyarlılığınıza her zaman minnettarız bütün camiamız olarak.
Son söylemek istediğim işte dediğim gibi engeli kaldırılmış yarınlar istiyoruz. Biz bu konuları artık konuşmak istemiyoruz. Engellerimizin işte ücretlerinin güzel düzelmesi, işte bu özel yerlerimizin, bu atölyelerimizin 365 gün bir yerde olmasını istiyoruz. Ya, engelli kaldırılmış yarınlarda buluşmak istiyoruz. Evet. İnşallah o günleri de göreceğiz. O günlere geldiğimizde inşallah burada olmak istiyoruz ve İnşallah. Bayram havasında geçsin istiyoruz. Bütün 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nı bütün engelli kardeşlerimizin ailesiyle beraber mutlu geçirmelerini istiyoruz. Güzel günler diliyoruz. Güzel günlerde buluşmak umut ediyoruz. İnşallah. Bizler de engelsiz yarınlara diyelim inşallah. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, bu haftada programımızın sonuna geldik. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle mutlu hafta sonları diliyorum. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.